FETÖ ihanet tecrübesi 5. Birkaç yazıdır peş peşe İslam fıkhına göre devlet başkanına baş kaldırmanın hukukunu yazdık. Ve Müslümanları bu hukuku bilmeden hareket etmemeye davet ettik. Hatta düşmanlarımızın öyle bir potansiyeli gördüklerinden kurdukları tuzaklara dikkat çektik. Şu cümleler bence çok önemlidir. Düşmanın oyunlarından birisi de hasmını gaza getirmektir. İstihbarat gücüyle ona öyle bilgiler ulaştırır ki Müslüman muhalif güçler zamanı geldi kanaatine sahip olurlar. Bazen de üçüncü bir yabancı devlet veya istihbaratı devreye sokarak hasımlarını kışkırtır, haydi şimdi diyerek kıyama kalkıştırırlar. Oysa bunlar birer oyundur. Bir tuzaktır. Ama maalesef bu oyuna gelen Müslüman muhalifler tuzağa düşerek isyan ederler. Harekete geçtikten sonra henüz zamanı gelmediği belli olur ama hareket bir kere başlamıştır. Durmak çok zor. Hatırlarsanız bu konuda Çeçenistan ve Suriye'yi örnek vermiştik. Şimdi bunun tam tersinden bir olayı gündeme getirelim. Bu da aceleye verilmiş ve neticede hüsranı düşünmüş bir olaydır ama onların yaşadığı hüsran Müslümanlara bayram ettirmiştir elhamdülillah. Öyleyse buna tersinden misal diyebiliriz. Nedir mi? FETÖ darbesi. Maalesef Türkiye son zamanlarda tarihin en acı bir terör olayını daha yaşadı. FETÖ, Türkiye'de onca ihanetinden sonra bir de darbeye teşebbüs etti ve karşı çıkan halkın üstüne tanklarla, toplarla, helikopter ve uçaklarla saldırdı, kan döktü. Bir cami vaizinin bir vampire dönüşme macerası gözlerimizin önünde cereyan etti. Bir başkası anlatsa masal der geçerdik. Öyle ki zamanında bu adamı derdi davası olan her Müslüman gibi biz de sevdik ve destekledik. İyi niyetle maalesef. Sevdik ve destekledik. Allah için, şahs için değildi. Sonra yaptıkları biraz garip gelmeye başladı bize. Önce terk ettik. Sonra açıktan eleştirdik. Yanlışlarını yazdık. Gösterip düzeltmek istedik. Meğerse adam çoktan dünyanın karanlık güçlerinin masası olmuş da bizim haberimiz yokmuş. Hain adam ümmetin evlatlarını, mallarını, enerjilerini ve umudunu çaldı. Allah rızası için diyerek aldığı her şeyi götürüp küfre teslim etti. İslam'ı kendi içinde tahrif etmeye, bozmaya, değiştirmeye yeltendi. Derken resmen devletine isyan etti. Dünyanın her yerinde devletimiz ve milletimiz aleyhine çalışmaya başladı. Nerede zarar veren bir kafir varsa onunla işbirliğine gitti. Bütün terör örgütleriyle anlaşarak vatanımıza ve milletimize darbe üstüne darbe vurdu. Hala vurmaya devam ediyor. Bütün bunlara rağmen hala onu bir hoca zannederek inanan aptalların beynini
nasıl yıkamış, nasıl uyuşturarak onları haşhaş eylemiş, akıl sır ermiyor. O da acelecilik ve kibirine mağlup olarak erken harekete geçti veya geçmek zorunda kaldı. Allah şerrinden nesillerimizi korusun. Tabi hüsrandan payını aldı. Netice olarak Müslümanlar davetlerini Allah'a yapar. Bunu da gizli saklı değil, açıktan yaparlar. Amaçları Allah Teala'nın rızasını kazanmaktır. Mükafatlarını dahi Allah Teala'dan bekler, gözlerini ahiret saadetine dikerler. Hareketlerinde sabırlı, temkinli, istişareli olurlar. İşlerini yaparken acele etmelerden, dünyalık kazanç beklentilerinden, gurur, kibir, övme, şan, şöhret, makam, mansıp davalarından, riyadan ve sumadan, yani gösteriş için desinler diye iş yapmaktan uzak dururlar. Bunlar sağlıklı bir İslami hareketin temel ilkeleridir. Vesselam.